analiz yapacağız. Ekonomiyi de konuşacağız belki ama bu sefer çok ağır topla. Yani ekonomici değil, bak baştan söyleyeyim, Türkiye'deki fiziğin efsane isimlerinden birisi Avadis Hacınlıyan. Efendim söyledik, fizikçi ama aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde yönetim bilişim sistemlerinin de bölüm başkanı. Böylece işletme, iktisat, sosyal bilimler, bilgisayarın kesiştiği bir alan bu. Aynı zamanda fizikçi de olunca konuşacak pek çok konu var. Hele böyle bir isimle. Hoş geldiniz Avadis Bey. Hoş bulduk. Böyle bir fırsat verildiği için ben de sizlere teşekkür edeyim. İzleyicilerimin de sabrını dileyim. Peki. Şimdi vallahi biraz önce konuşurken siz bizim şu arkadaki isme, logoya takıldınız, ekonomik analiz diye. Hemen bir parça da böyle ya bu analiz nasıl analiz falan diye böyle bir şeylerde bir giriş yaptınız yani. Aman hocam dedik, durun bu konu çok ilginç bir konu, bunu şeyde çekimde konuşalım. Şimdi ekonomik analizin neyine itiraz ettiniz veya neyi sizde böyle bir yadırgadıcı etki yarattı? Öyleyse şöyle olaya bakalım. Fizikle ekonomiyi karşılaştırırsak genellikle, önce şuradan başlayayım ben. Bir bebek doğdu. Önce ne yapar? Hemen etrafındaki o küçücük komşuluğu keşfeder. Bir müddet sonra bu ayaklanır, bilmem odanın ötesine berisine gitmeye başlar. Daha sonra da hatta iskemleri koyup duvarlara tırmanmaya başlar. Yani analiz, yani bizim bildiğimiz anlamda genellikle kalkülüs dersleri için kullanılır. Yani burada İngilizce kalkülüs denilen. Bu da nedir? Olayı çok küçük, istediğiniz kadar kontrollü olarak küçültebileceğiniz parçalara bölüp sonsuz sayıda bu parçaları toplama. Analiz bu. Türev ve integral. Evet, türev ve integral yani tabii. Evet. Ama ekonomideki sizin incelediğiniz yapı insan. Tabii Shakespeare'in meşhur Venedik tacirinde böyle, haydi bakalım senin o kadar alacağın var, o kadar vücuttan kesler Shakespeare. Shylock değil mi? Shylock tabii ta kendisi. Ama herhalde ekonomide analiz metotlarını doğrudan uygulayamayız. Tabii arada bir adım var, orada model yapma. Tabii işte eğer iş model yapmaya geliyorsa fiziğin tabii ki burada oraya vereceği bir sürü isim var. Klasik fizikten tutun modern fiziğe ve en son gelişmelere kadar. Tabii ekonominin de fiziğe uygulamaları olabilir. Çünkü bir taraftan bakarsanız fiziğin bir dalı istatistiksel fiziktir. Şimdi istatistiksel fizik şu demektir. Bir yerde çok sayıda benzer yapı ve bunların üzerinden ortalama almak mecburiyetinde kalırsınız. Bunu niye yaparsınız? Diyelim ki bu odadaki gaz moleküllerinin davranışını modellemek istiyorsunuz. Yani aslında teorik olarak bunda hiçbir şey yok. Bunlar nokta parçacık. Üzerindeki kuvvet belli. Buraya kadar güzel. Hatta ondan sonra bir şekilde buldunuz süper bir bilgisayar ve oradaki 10 üzeri 23, yani birin yanına 23 sıfır koyun, hatta altının yanına 23 sıfır koyun. Bunu tutup diyelim ki yörüngelerini bilgisayar bir şekilde becerdi, çıkardı. Peki bunu ben versem bundan bir teori, bundan bir senteze ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. İşte onun için bu istatistiksel fizik ortalığa kullanılmaya başlandı. Ve aslında bu istatistiksel fizikte 20. yüzyıldaki fiziğin 3. ve epey bir müddet için ihmal edilen devrimidir. Diğer ikisi tabii biri kuantum mekaniği, biri de görelilik teorisi. Onlara epey girmek lazım çünkü hakikaten herkesin kafasının
hem en karışık hem de en çok şey bildiğini zannettiği konular galiba onlar. Çünkü kuantum deyince herkesin bir kuantumu var yani. Evet, buralarda bile var. Çünkü aslında kuantum mekaniğinin de yarattığı başka türlü bir belirsizlik var. O da şu, kuantum teorisi der ki siz doğa hakkında %100 her şeyi bilemezsiniz. Heisenberg'in meşhur bağlantısıyla verilen bir belirsizlik oranınız vardır. Bu böyle olunca siz bu sefer birçok benzer numune üzerinden ortalama alacağınıza gidersiniz, hareket denklemlerine giren büyüklüklerle fiziksel büyüklükler arasına bir ortalama adımı koymak zorunda kalırsınız. Ve onun dağılımını. Evet. Daha önce dağılımı bulan denklemi yazarsınız. Schrödinger denklemi olsun yahut Heisenberg'in matris mekaniği olsun yahut Feynman'in yörünge integrali olsun. Onun da üç değişik formalizmi var. Ama bunlar esas itibariyle size bir dağılım verir ve fiziksel büyüklüklere bu dağılımın üzerinden ortalama alarak erişirsiniz. İsterseniz daha fazla ben fizikle şey yapmayayım, ortalığı karıştırmayayım. Bu arada tabii hemen aslında bunlar çok ilginç konular, gene oraya sık sık dönelim. Şu sizi rahatsız etmiyor mu doğrusu? Şimdi o kadar sene yüksek matematikle çalışıyorsunuz, kuantum üzerine çalışıyorsunuz, görelilik üzerine çalışıyorsunuz vesaire falan ve ispatlar yapıyorsunuz veya yapılmış ispatları öğrencilerinize öğretiyorsunuz. Derken biri çıkıyor televizyona, kendisine mesela yaşam koçu diyor. Efendim diyor, kuantum diyor, şu demek diyor, bakın ben size öğreteyim diyor. Evrene diyor, mutlu bir mesaj gönderin, muhakkak cevap verir. Alın size kuantum. Kuantum değil o. Başka bir branş olması lazım. Çünkü kuantum böyle mesajın evrene o şekilde gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Ve oradan gelen mesajın nasıl gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz ki. Dolayısıyla aslında bu son zamanlarda bir de ortalığa bu dinamik sistemlerin getirdiği kaos teorisi çıktı. Burada da esas itibariyle bizim ilgilendiğimiz konu şudur. Bir modeli yaptıktan sonra bununla ne kadar süreyle kestirim yapabiliriz? Yani ileri tahmin. İleriyi tahmin. Çünkü buradaki gaye ileriyi tahmin etmek için bir çeşit mekanizma kurmak. Bu genellikle yapay sinir ağları olabilir. Bu doğrudan doğruya zaman serisi analizi dediğimiz olay olur. Onun da lineer versiyonları var. Geri beslemeli, ileri beslemeli lineer versiyonları var ve bir de tam kaos teorisinin konusunu alan lineer olmayan versiyonları var. Fakat burada esas itibariyle beni bilgilendiğim şey şudur. Bir veriye ben alıcı gözle bakarsam bununla ne kadar ilerisini, ne kadar duyarlı bir şekilde ve ne kadar hata payı ile kestirebilirim. Tabi bunun en basit şekli şeydir, istatistiktir. Tabi orada lineer bir model kullanılması söz konusudur. Yani bir parametreniz vardır veya birkaç parametreniz vardır. Ardından bu parametrenin sayısı çoğalabilir. Ardından da siz bu parametrelerin gerçekte kaç tanesi olduğunu da bilemezsiniz. Dolayısıyla önce onu kestirmeye çalışırsınız. Tam da bu değil midir? Ekonomiyle fiziği bağlayan araç, yani istatistik bir bakıma. İsterseniz burada biraz ekonomiyle fiziğin bağlantısına girelim. Tam da sizin konunuz yani istatistik, ekonomi. 90'lardan beri biz de çalışıyoruz. Bir ara şu anda Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Serol Hoca ile de beraber çalıştık biz Galatasaray Üniversitesi'ndeyken. Genetik algoritmayı tahmin yöntemi olarak kullandık. Yani birkaç kuşak yaratıyorsunuz geçmişten. Evet. Bayağı da geride. O kuşaklara öğreterek gelip şu anda kurduğunuz modeli ileriyi tahmin ediyorsunuz. Çok karışıktı. Gerçekten güzel bir araştırma olduğu kanaatindeyim o dönemde ama
fiziği de orada yakalamak gerekmez mi? Yani madem istatistik ortak bir araçsa, fiziğin kurallarıyla, örneğin gazın sıkışması, gaz moleküllerinin hareketi, arkasından onların rastgele olan dağılımını bulmak ve ileri tahmin etmek, modellemek bir bakıma. Seyircilerimizi de sıkmayalım ama yavaş yavaş bu konulara girelim isterseniz. Mesela bildiğim kadarıyla ilk Nobel'i alan ekonomist aslında fizikçiydi. Tinbergen. Arkasından onunla başlayan bir moda oldu. Moda da aslında bir gereksinimdi. Çoğu fizik kuralları uluslararası ticaretten tutun bölgesel kalkınma modellerine, arkasından Avrupa Birliği gibi bölgesel entegrasyona kadar kullanıldı. Onlara gireriz ama biraz bize açıklar mısınız? Yani bu rastgele dediğiniz kavram ya da gazların kuantum mekaniğinin yaklaşımını fizik ekonomide nasıl uygulayalım ki verimli bir yapı ortaya çıksın seyircilerimiz anlaması bakımından? Tabii önce şuradan başlayalım. Fizikten ilham alan bir takım modeller ekonomide kullanılmıştır. Bunun başarı hikayeleri de olmuştur, başarısızlıkları da olmuştur. Belki bunlardan bir tanesi meşhur kütle çekim, ama Einstein falan düşünmeyin, Newton kütle çekimi. Dolayısıyla iki tane nesne etkileşirken bunun esas itibariyle güçleri doğru orantılı olarak girer. Aradaki mesafede belirli bir şekilde ters orantılı girer. Tam da dış ticaretin akımı. Evet, akımı. Ve bu model aşağı yukarı zannederim epey eskidir. Fakat bu model ortaya çıktıktan sonra tabii ki ekonomik büyüklükler, hele özellikle 3 tane dünya harbi geçiren Avrupa, sıfırıncısı Napolyon Savaşları, birinci ve ikinci de bizim bildiğimiz dünya harpleri. Yani tabii sıfırıncı harp aslında buhar makinesinin yaratılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla onun da bile bir katkısı olmuştur. O yani 1800'lerde olan bir hadise çünkü. Diğerleri ise hele ikinci dünya harbi bir sürü teknolojik ve bilimsel gelişmenin temeli de maalesef olmuştur. Tabii insanlar birbirlerini en etkili şekilde nasıl öldürebiliriz derken birbirlerini en şekilde nasıl destekleyebilirize dönmüş oldular. Bu da bir yerde isabet oldu. Çoğu teknolojide olduğu gibi. Buradaki o yer çekimi modeli aslında Avrupa Birliği'nin de dediğiniz gibi temelinde, birlikteliğin temelinde yatan bir şeydi. O iki kütle, bahsedilen iki kütle, iki ülke olsun, iki ülkenin milli geliri, yani gayri safi yurt içi hasılası olsun. Evet. Bunlar ne kadar büyükse iki ülke birbirini çeker, faydalı olur ve aralarındaki mesafenin karesi kadar da iterler. Tabii bir de orada bir sürtünme katsayımız mı var? Nedir? Onu da açıklayalım. Bir K katsayımız vardı. Gene o K şeydir. Esas itibariyle etkileşmenin şiddetini, yani ne kadar az ve çok etkileşir. Şimdi fizikte bu etkileşmenin adını verin, bellidir bunun ne olduğunu. Evet. Çünkü laboratuvarda bunları deneye koyar ölçersiniz. Biz de onu ekonomide diyoruz. Ülkeye özgü faktörler, yani kültür olsun, din olsun, diğer faktörler olsun, sanayinin gelişmişlik seviyesi veya geride kalmışlık seviyesi ve benzeri deyip içine attığımız bir kutucuk olarak düşünüyoruz. Yani tamamen orada aslında o kuvveti ticaretin hacmi olarak alıyoruz. Kütleler dediğim gibi milli gelirleri ve aradaki mesafede işte iki ülke arasındaki mesafe olarak algılanıyor kütleler arasında. Hocam madem öyle ben de buradan bir itirazda bulunayım. Şeytanın avukatlığını yapayım Adem bu taraftan. Şimdi ekonomide ekonomi baştan itibaren daha doğuşundan itibaren fiziğe öykünerek bir bilim olma arzusunda, fizik gibi bir bilim olmak arzusunda. Onun için de pek çok kavramı fizikten ödünç almayı seviyor. Yapmışlar mesela equilibrium kavramı, denge. Herhalde
fizikten alınan en temel kavramlardan bir tanesi. Böylece yani denge kavramı, arz ve talep, Samuelson mu demiş? Yani Samuelson'un meşhur kitabının başlangıç chapter'larından birinde bir adam bulun, ona arz ve talebi öğretin. Pardon, bir papağan bulun, ona arz ve talebi öğretin. İşte size bir iktisatçı diye. Yalnız burada çok önemli ikinci bir kavram daha gelecek. O da türev kavramı. Evet. Çünkü esas itibariyle sizin eğer bir kuruluşu optimum düzeye getirecekseniz, burada yani iki tarafın kendilerini değil artış hızlarını eşitlemeye çalışırsınız. Ki yani birbirlerine ayak uydursunlar. Bu da tabii ki var. Öte yandan bir diğer model daha var. Yine klasik fizikten alınma. O da esas itibariyle ideal gaz kanunu. Biraz önce biraz ideal gazdan bahsettim. Odadaki 10 üzeri 23 molekül. Peki bu 10 üzeri 23 molekülü biz ne modelledikten sonra eninde sonunda ne çıkıyor? İki tane kanun çıkıyor. Bunlardan biri de esas itibariyle ideal gaz kanunudur. Bu da basınç kere hacim eşittir sıcaklık eşittir enerjinin aslında karekök veya hız gibi bir şey. Evet. Aslında hız kare, ama şimdi ekonomide de buna benzer bir model ta 1911'lerde ortaya atılıyor ve hala bugün zannederim bizde bile enflasyonu kontrol etmek için kullanılan çok bir enstrüman olarak ortaya alıyor. O da şudur. PV eşittir 2/3 fizikteki şekil veyahut da n kere bir fiziksel sabit ve sıcaklık. Ekonomide ise bir yerde MV eşittir P kere T. Şimdi bunlar miktar teorisi, yani paranın miktar teorisi. Evet, miktar teorisi. Öbürü de enerji ve molekül miktarı teorisi. Ve bu teoriler aynen birbirlerinden alınmış durumdalar. Yani ben aslında o bana bunu anlattıkları zaman ilk defa olarak meşhur o Samuelson dersinde tamam bu ideal gaz kanunu demiştim kendi kendime. Çok güzel. Bana bunu anlattıkları zaman. Ama şöyle bir şey var. O ideal gaz kanununun fizikte o bir sürü numune üzerinden istatistiksel fizikte ortalama alarak onun ne olduğunu biliyoruz. Siz oradaki paranın tedavül hızını ölçmek biz çok daha zor. Ancak deneysel olarak ölçebilirsiniz. Ve bunu da yapmak için piyasada mükemmel bilginin akması lazım bir noktadan bir noktaya. Fizikte bu akar. Ama orada bu biraz problem kadarıyla bir sürü darboğazlara. Fakat yine de bu teori anladığım kadarıyla genellikle kullanılıyor. Mesela son zamanlarda zannederim döviz hareketlerini kurtulmak için para arzını yaptılar, azalttılar. Türk parası arzını azalttılar. Son dönemde yaşadığımız var. Lazım. Evet. Azalttılar. Baskıladık diyelim ona. Evet. O da işte PT eşittir meyve denkleminin klasik uygulaması. Çoğalınca öbürünü azaltırsınız ki çarpım sabit kalıp sağ tarafı büyütmesin. Yani o bileşik kaplarda aradaki musluğu ona göre ayarlamak lazım diyelim. Yani öyle bir şey yapılıyor. Tabii bu böyle mi yapılmalı, yoksa lineer olmayan bir analizle şeyleri değil de enerjileri değil de entropileri. Yani siz pekala kendilerini değil türevleri eşitliyorsunuz mikroekonomide. Peki makroekonomide niye iki tarafın entropisini eşitlemiyorsunuz? Eşitliyorsunuz aslında, ama o teori daha az biliniyor. Öyle. Aslında onu da yapıyorsunuz. O da var çünkü. Ve işte bu aşamada işte fizikçiler devreye girdiler. Bir, fizikçilerin yine ekonomi devreye girdikleri diğer bir şey de veri analizidir. Şimdi veri analizi demek geçmişteki bilgiyi bakıp sentezlemek, bunu mümkünse birkaç parametreye indirmek, descriptive statistics dediğimiz lineer versiyonunda, non-lineer versiyonunda da Lyapunov işleri filan gibi başka kavramlar çıkacak.
Ama bunları bulduktan sonra siz burası ne kadar şeydir, düzensizdir, ne kadar düzenlidir? İlaveten de ben böyle bir modelle ne kadar ilerisini görebilirim konusunda bayağı kestirimler yapabilirsiniz. Ardından da bunu kullanarak mesela yapay sinir ağı olsun veya sizin dediğiniz gibi genetik algoritma olsun. Oradaki tabakaların sayısını değiştirerek mümkün mertebe. Tabii fizikte kolay, aşağı yukarı çoğu zaman bir şeyin kaç boyutlu olduğunu bilirsiniz. Ama orada bilmediğiniz bir durum var. Diyelim ki bir yerde geçen bir akımı ölçtünüz ve burada da bir takım sapmalar, fluctuation'lar oldu. Şimdi buradan acaba aslında bu kaç boyutlu bir şeyi çıkarmak için bir sürü kestirim yapmanız lazım. Yani aslında öyle şeyler, algoritmalar var ve bunlar bildiğim kadarıyla ekonomide kullanılıyor. Zannederim buna da diffusion entropy analysis diye. Öyle. Orada bir eksikliği var ekonominin şu anda. Test edemiyoruz. Yani kararlı bir yapısını test edemiyoruz. Sonuçları buluyoruz. İleri tahmin ediyoruz ama hani bir klasik lineer istatistik metodolojisini yaptığımız gibi T ve F testlerini kullandığımız gibi orada güçlükler var ama onlar da aşılacak muhakkak yani. Biraz o kadar kolay olmayacak o. Hmm. Çünkü burada söz konusu olan T, hatta student T'den bile daha çok şeyleri iki tarafı kabarık bir T. Ardından da dengeye gelmeyen bir şeyden dengeyi kestirmek daha zor. Bir şeyi denge civarında kontrol etmek kolay. Denge dışındaysa da bu durumda işte yine fizikle ekonomi şey yaptığı işbirliği yaptığı başka olay geliyor. Bu elektrik mühendislerinin kontrol teorisi. Yani ben bir takım sapmalar yapan, tam kestiremediğim şekilde davranan bir sistemi nasıl bir etki koyarak kontrol altına alırım ki bu dengeye doğru yönelsin? Yani bir bakın para politikası ve maliye politikası ekonomide. Evet. Büyümede de kullanıyorlar galiba. Kesinlikle. Yanlış hatırlamıyorum. Matematiksel ekonomi dersinden hatırladığım kadarıyla. Bir şey daha var. Fizikte veya elektrik şeyde mesela siz orada o kontrolü koyduğunuzda neticesini hemen osiloskopla görebilirsiniz. Ama ekonomide bir şeyi koydunuzsa bunun etkisi gecikmeli çıkar. Ve gecikmeli fark denklemlerinin çözümü çok daha zordur. Çoğunda kesin çözümü yoktur. İşte buyurun. Yani orada İşte fizikçiler o sıra devreye girdiler. Birkaç başarılı iş yaptılar ama açıkçası anladığım kadarıyla Amerika'daki bu bu konut sektöründeki kredi balonunda ve oradaki bozuk kredilerin düzenlenmesinde yanlış. Tam da orada bir şey var. Soralım mı? Şu yani fizik okuyan öğrenciler açısından da ekonomide kendilerine bir alan olduğunu hatırlatmak için konuşayım. Efendim şimdi fizikçiler ve matematikçiler, yani fizik ve temel bilim olarak fizik okuyanlar, matematik okuyanlar bu işte 2000'lerin özellikle başında da hatta 90'larda aracı kurumlara, bankalara çok girdiler ve bilhassa türev ürünler dediğimiz ürünlerden bugünlerde çok konuşuluyor işte swap'tı, efendim opsiyondu, future ve bunların bir araya getirilmesinden oluşmuş yapısallaştırılmış finans ürünlerinde ürün geliştirdiler. Bunların matematiksel denklemlerini yaptılar. Başka şeyler de yaptılar yani buna benzer. Özellikle sabit getiri departmanlarında çok çalıştılar ve tahvillerle ilgili çok modeller geliştirdiler, ürünler geliştirdiler. Hocam çok da iyi para kazandılar yani milyon dolarlar kazananlar oldu. Doktor öğrencilerle çok biliyorum yani fiziği bırakıp da oraya gider. Özellikle de böyle çalkantılı zamanlarda ya da çalkantının düzene girmesi için çabaladığımız zamanlarda fizikçilere ihtiyaç oluyor. O zaman değerler artıyor. Bunlardan bir tanesi bu 2008 krizinden sonra bu ünlü bir Omari modeli var. Deprem modeli galiba. Deprem ve artçıların yapılması, daha doğrusu tahmin edilmesiyle ilgili. 2008 ekonomik krizinden sonra o modeli uygulamaya girdi fizikçiler. Daha doğrusu hani madem bu kadar tecrübe elde ettik, bunu verileriyle
geriye gidip ekonomik krizi tahmin edebilir miyiz? Ya da artçı depremlere ne kadar olacak ve benzeri, onların dalga boylarını ve benzeri. Burada da bayağı fizikçilere ihtiyaç vardı. Hatta filmlere de konu olduğunu tahmin ediyorum onların. Şimdi o zaman şöyle de bir soru sormak isterim. Bir ekonomist, üstelik bölüm başkanlığı falan da yapmış bir dostumuzla sohbet ediyorduk Türkiye'de. Espri olsun diye dedi ki, yani ben dedi bilim okumak için ekonomiye girdim ama dedi, profesör bahsettiğini. Yani ekonominin bilim olmadığını öğrendiğimde artık çok geçti dedi. Şimdi onu biraz şaka söyledi ama sık sık böyle temel bilimcilerle sosyal bilimciler, onun da içinde ekonomiciler arasında böyle bir tartışma vardır. Ekonomiciler kendilerini fiziğe çok benzetmek ister. Sosyal bilimciler döner der ki siz de bilim misiniz ya falan diye böyle bir havası vardır. Klasik mühendis ekonomist tartışması. Fizikçiler de dönünce fizikçilerin de bazıları ekonomicilere der ki ya siz bilim misiniz Allah aşkına diye. Böyle bir tartışma var herhalde. Bu pozitif bilim vardı eskiden. Sosyal bilim. Şimdi sadece bilim. Efendim sosyal bilimle bilim arasında, yani saf bilimi, temel bilim arasındaki fark nedir? Yani sizin kanaatinize göre bu anlamda ekonomi bir bilimin kriterlerini karşılıyor mu? Şimdi söyleyeyim. Açıkçası siz eğer bir yerde gözlemleri tasnif ederek bunlardan bir takım hipotezler çıkarıp o hipotezleri sınayabiliyorsanız tabii ki bu burada bilimsel metodu kullanıyorsunuz. Yani bunun dışında olan örneği vermeyeyim, yani çok iyi bilinen başka örnekler var. Yani ama ekonomi de bildiğim kadarıyla kullanılan yöntem gözlem, gözlemden hipotez, hipotezden deneme. Modelleyi ileri tarama. Ve buna da benim bildiğim her şekilde bilimsel metot derim. Ha, fizik de bunu yapar. Tabii bilimlerden bunu yapmayan sadece ve sadece bir tanesi var. O da matematik. Çünkü matematikte modele ihtiyaç yok. Siz kendi içinde tutarlı herhangi bir teoriyi alabilirsiniz, geliştirebilirsiniz ve bunun mantıksal açıklarını kapattınız mı? Bu geçerli bir katkıdır. Hatta şöyle olur. Böyle bir şeyi önce matematikçiler bulurlar bunun ne olduğunu anlamadan. Ondan sonra tesadüf fizikçiler veya bilmem mühendisler bunu modellerken böyle bir şey varmış. Bu vaktiyle mesela Nobel alan Max Born'un hikayesi var. Hı hı. Şimdi Heisenberg işte bu kuantum mekanikteki birbiriyle çarpılınca yer değiştiremediğiniz komutatif olmayan bir takım operatörler görüyor. Ve açıkçası konumla hızın böyle operatörler olduğunu gerektiğini söylüyor. Bunu bu sırada Breslau'da doktorasını hatırlıyorum ve Born ve şunu diyor galiba ben fizik ders bulamamıştım, bir matematik dersi almıştım, orada böyle bir şey vardı, şu notlara bir bakayım diyor ve oradan da anlaşılıyor ki bu kuantum mekaniğin ilk versiyonunun matrislerle yazılması lazım. Dolayısıyla fizikçilerin tekrar bunu keşfetmesi. Diğeri de işte bu fraktallerin, yani aslında fraktalleri, yani sürekli fakat türevlenemeyebilir fonksiyonları bulan şeydir. Meşhur seri yaklaşım testleri bulan Weierstrass'tır. Ama ondan sonra Weierstrass'ın fraktalleri 70 yıl sonra Mandelbrot tarafından ortaya çıkarıldı. Ve bu da niçin kullanıldı? O sizin bahsettiğiniz sapmaların sistematize şekilde analizi ve modellenmesi. Evet. Burada kullanıldı. Peki buradan sonunda kendimizi rahatlatabiliriz. Yani biz bilim yapıyoruz aslında. Öyle mi? Yani ekonomiyi temel bilim olarak algıladık. Artık. Ben sadece ekonomi değil. Yani bu bilimsel metodu kullanan, yani gözlem yapan, ondan sonra gözlemleri kategorize etmeye çalışan bir şekilde ve o kategorize ettiğini de gözlemle karşılaştıran hangi dalda çalışırsa uyguladığı bilimsel yöntemdir. Çünkü bilimsel yöntem dediniz mi budur. Ve bu da aşağı yukarı Bacon'dan falan çıkan... Ama şöyle bir sorun yok mu orada? Şimdi
bir şeyi gözlemliyorsunuz. Ama tabiatta gözlemlediğiniz şeyler, yani elbette ki mikro seviyelere inildiğinde değişebilir. Ama genelde birbirini tekrar ediyor. Yani işte gezegenlerin nasıl hareket ettiğine bakıyorsunuz. Mesela astrolojide hep aynı yörüngeyi işte belli değişikliklerle ama onu tekrar ederek yapıyorlar. Ama sosyal bilimlerde gözlemler birbirini tekrar etmiyor. Bir müddet öyle gidiyor, sonra gitgide değişiyor ve bir bakıyorsunuz hiçbir gözlemden kesin bir sonuç çıkmıyor. Deney yapamıyorsunuz. Çünkü hani toplumu bir yere aynı alıp... Aynı şartı bir daha oluşturamıyorsunuz. Aynı şey. Adını da kaos diyoruz zaten. Fizikte de böyle şeyler var. Aynı şeyi tekrarlamayan. Örneğin yarı iletkenlerde geçiş akımı şu anda bizim öğrencilerimizden en azından birinin, yani Cihan'ın uğraştığı konu da o. Yani bir takım ince filmlerdeki bu akımlardaki fluctuation'ların analizi. Peki ama hocam üçüncü bir soru daha yok mu? Şimdi atomlar yani fiziğin temelinde atom denilen şey de gitgide karıştı galiba. Atom altı parçacıklarla falan ama özür dilerim. Şimdi mesela şöyle yapmıyorlar. Tam siz odadan çıktınız. İncelemeyi bitirdikten sonra atomlar bir yerde toplanıyor. Ya bu Avaris Hoca var ya diyor, bugün bizi incelerken şöyle böyle yaptı falan filan. Biz bir daha bundan bir araya geldiğimizde öyle değil de böyle davranıyor. Halbuki insanlarla çalışırken insanlar bunu yapıyorlar. Topluluklar olarak yapıyorlar, toplum olarak yapıyorlar. Kendi aralarında konuştukları için bir dahaki davranışları sadece random değil, başka bir şekilde de birbirinden alakasız oluyor. Yani fizikte şeyler... Atomların birbirinden hareketi gerçekten random, yani rastsal olabilir ama işte o rastsal yürüyüşü alıp da finans teorisine koyduğunuz zaman işler ekonomide hiç de öyle gitmeyebiliyor. Dolayısıyla ortada ciddi bir fark yok mu? Bakın ben önce bir şey söyleyeyim. Zannederim esas rastsal yürüyüşleri alıp modellemede sistematik olarak kullananlar o Garç modelleri. Evet. Falan. Siz ekonomicilersiniz, biz fizikçiler değiliz. Biz çok nadir hatta Garç'ı kullanırız veri analizi için. Biz başka yöntemler kullanırız. Ya onu söyleyeyim. Yani esas, yani bu rastsal yürüyüşün temel bir ve Markov süreci diyelim isterseniz. Onun da arkasında yatan esas itibariyle sosyal bilimler bunu kullanıyor. Şimdi sosyal bilimler bunu kullanmaya mecbur. Çünkü nihayet evrim denklemine ulaşmak zorunda. Yani çünkü nihayet siz bir evrimi izleyici durumdasınız. Ve bir de üstelik şunu da henüz ne fizikçiler tam alıştılar ne de sosyal bilimciler alıştılar. Görebildiğiniz bilgi aslında bilginin tümü müdür? Mesela şunu söyleyeyim iktisatçılara. Acaba istatistik dersinde bu bilgi eşitsizliğini, information equality gösteriyor musunuz? Gösteriyoruz hocam. Yani o da tutup da hani lisans seviyesindekine değil muhakkak ama evet. İleride master'ın son dönemi ya da doktoranın ilk dönemlerinde oralarda yapmak zorundayız onu. Çünkü en son gizli bilgilerimiz onlar. İnisiyasyon sürecinde onu. Tabii o information işte. Ve onun verdiği disiplini bence ilk istatistik dersinde vermek lazım. Orada işte Chebyshev eşitsizliği diye bir şey koyarsınız. Kesinlikle. Ondan sonra o Chebyshev eşitsizliği hiçbir şey kabul etmedi. Sonra da zayıf bir eşitsizliktir. Evet. Yani onun böyle olduğunu anlatmak lazım öğrenciye. Sadece bu o böyle... tadı veriyoruz. Yok o tadı ya, veriyoruz. Onu yani. Ve öğrenci anlıyor. Bildiğim kadarıyla ekonometri bölümlerinde veya istatistiğin ekonomiye yaklaşan bölümlerinde onlar da veriliyor. Esas istatistiği kullananlara onu vermek lazım bana sorarsanız. Hocam peki... Her şeyi görünce haydi anket yap, istatistik yap. Değil, yok o değil. bir soru daha, bu benim de çok merak ettiğim konulardan bir tanesi, üstüne de düşündüm. Şimdi fizikte, temel bilimlerde alıyorsunuz sizin bir temel şeyiniz var. Diyelim ki atom veya şimdi onun da alt parçacıkları falan, temel parçacıklar veya işin... Yani bütün fiziğin temelini oluşturan şey, iktisatta da bunun karşılığında... Bütün her şeyi açıklayan şey nedir? Yani değer. İktisatta mesela bu fayda
Bütün her şey fayda üzerinden. İşte marjinal faydayı buluyorsunuz, onun türevini alıyorsunuz vesaire. Fakat orada da bir tuhaflık yok mu? Şimdi siz atomu bir şekilde ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz veya kütleleri ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz. Atomu yapamasanız bile. Şimdilerde o da yapılıyor. Ama faydayı gören duyan yok yani. Ölçemiyorsunuz, tartamıyorsunuz. Miktarını asla bilemiyorsunuz. Varsa öyle bir miktar. Ama miktarını bilmediğiniz bir şeyin türevini alabiliyorsunuz nasıl oluyorsa. Onu da bu kadar senedir iktisat okuyorum, hala anlamış değilim yani. Öğrencilere öğretiyorum ama. Amaç fonksiyonu diyelim ona. Onu bir model bazında yapıyorsunuz. Çünkü orada sizin bilmediğiniz hangi parametrenin olduğunu bilmiyorsunuz. Bilemeyeceksiniz de. Biz de fizikte mesela aşağı yukarı 10 üzeri eksi 19 santimetreye kadar ne olduğunu biliyoruz. Ha, onun altında ne olduğunu bizim de hiç bildiğimizi sanmıyorum. Yani oraya da yalnız oraya girdiğimizde bir tane daha sermi inşa edeceğiz ve o sermin parasını kim verecek? Olmadıysa o zaman o deney bir kere yapıldı. Dünya yaratılırken kozmik ışınları daha dikkatli. Nitekim son büyük bilimsel bulgulardan biri yani kütle çekimsel dalgalı radyasyonun varlığı teorik olarak öngörülen bir şeydi bu. Resmen oralardan çıktı. Serden çıkmadı. Evet. Hocam tabii Veysel hocamızın bu konuyla ilgili söyleyeceği şeyler muhakkak vardır. Ama sonra da ben bir soru sormak istiyorum. Konuyu biraz değiştirip o da sizin diğer şapkanız yönetim bilişim konusu. Orada da dünyada bir süper bilgisayar yarışı var. Çinlilerle Amerikalılar yarışıyor şu anda. Ve süper bilgisayarlar uzay yarışı benzeri bir yarışa döndü galiba. Burada hani kim en önde bitirecek? Bu hem psikolojik bir yarış yani hem de maddeten önemli bir yarış. Onun üzerinden de kim bu işte kazanırsa işte bir zamanlar nükleer yarışı veya uzay yarışını kazanmış gibi sonrasında da bu yapay zeka meselesinde de galiba yarışı da kazanmış olacak sanıyorum. Öyle yorumlar yapılıyor daha doğrusu. Şimdi bu durumda bakıldığında Türkiye'de neler yapılabilir? Dünya hakikaten nereye gidiyor burada? Ve buradan da biraz da bu yönetim bilişim sistemlerine de gelmek istiyorum. Gerek ekonomik gerek başka anlamlar üzerine. Ama ilk önce bu soruyu sormuş olayım. Yani onu ben maalesef bizim mevcut insanlara bilimde bu sorgulama özelliğini çok erken zamanlarda vermemiz lazım. Ve çocukları serbest bırakmamız lazım. Şimdi ama biraz çok başarılı işte oldu bu. Yani. Aile gidiyor, git para tıp fakültesindedir, oraya git. Ve çocuğu resmen harcıyor. Çünkü o tıp fakültesindeki paraya gitmek için önce sınavda bilmem tepedeki yüzde bilmem 1,5'a gidecek. Ha o 1,5'a girenlerle yarışacak, onlara %1,5'una girecek. Ondan sonra da orada da para eden bir ihtisas yakalayacak. Anladım. Ondan sonra da ne bileyim Nişantaşı'nda veya Bağdat Caddesi'nde muayenehanesini açacak. Ha peki diğerleri ne olacak? Maaşa talim edecek reçete yazarak veyahut da çok sayıda hastayı biraz olsun. Eğer insan, ben bunu söyleyeyim çünkü yani çok söylemeye çalışıyorum buna ailelere şunlara bunlara ama dinletemiyorum. Eğer oğlunuz veya kızınız sahiden İnsanlığın dertlerine çare bulmak, ağır hasta bir kardeşine sabaha karşı 3'te hizmet götürüp de onu rahatlatmak istiyorsa o zaman tıp fakültesine hiç düşünmeyin gidin. Ama Bağdat Caddesi'nde muayene açmaya gidiyorsanız o zaman daha etkili para kazanılacak yöntemler vardır. İşte yönetim bilişim de bunlardan biridir. Veyahut da bunun Özal zamanındaki versiyonu olan bir mühendislik diploması arzısından işletme master'ı. Çünkü ondan sonra da bir adım kendinizi öne atacaksınız. Tabii oradan bir an evvel ara kademe yöneticiliğe
atlamaya çalışacaksınız. İşte orada gereken bütün sosyal mühendisleri kullanarak. Dolayısıyla üniversite sadece ders içi değil, ders dışı öğrendiklerinizde. Şimdi bu böyle. Peki bilimsel şovlar olunca işte orada devletin veya bazı hayırseverlerin bir görevi vardır. Bu görevde bazı insanların da bu şekilde yetiştirilmesi gerektiğine ikna olmaları. Şu anda ben böyle bir ikna, işte ben Türkiye'ye gelmemin nedeni işte böyle bir şey ikna olmamdır. Fiziğe gitmem de böyle bir şey ikna olmamdır. Ondan sonra Türkiye bu politikasını bir müddet sürdürdü. Ama ondan sonra 1980'lerdeki gerek dünyada gerek Türkiye'deki gelişmelerle öncelikler değişti. Dolayısıyla dünyada da, yani Amerika'da da ben söyleyeyim size, Türkiye'de de böyle bir tekrar bilimsel araştırmayı öne koyacak bir yapıyı ben göremiyorum. Peki sosyal bilimlerde ne olacak? Maalesef orada bir de Zülfiyar'a dokunan yönler de olduğu için eminim fizikte olduğundan, yani fizikte olduğu gibi sadece Nixon'ın meşhur benign neglect diye bir lafı vardı. Yani nikbin ihmal. Yani Türkçe'ye tercüme edersen. Evet. Yani sadece bu yok sosyal bilimlerde. Ondan çok daha fazlası olduğunu, şimdi ticari bilimler fakültesinde olduğun için etrafımdaki gördüklerimden çok iyi anlayabiliyorum. Bunu aslında şimdi vaktim yok ama biz onlar Boğaziçi Üniversitesi'nin ins forumunu da takip ederken görebilirsiniz. Şimdi bu durumda ben bu işin daha çok eğitimini şey yapmayan toplumlarda, şimdi bunlardan bir nazar vereyim, beğenin beğenmeyen Rusya. Mesela ben Dubna'ya gittiğimde Moskova'dan bu 2 saatlik bir tren şeydi. Ve o trenin içinde, yani benim gibi etrafı seyreden bir iki kişi vardı, çoğu bir şeyler okuyordu. Şimdi siz burada bir binin metrobüse, binin bir otobüse, bir trene, bunu görür müsünüz? Veyahut da okuduklarının Dostoyevski veya Victor Hugo olduğunu görür müsünüz? Bu kapsamda, bu konuyla ilgili bahse girmezdim doğrusu. Öyle ama problemimiz bu bizim. Evet. Ve bu anda da öncelikler oraya değil başka yerlere yönlenmiş durumda. Söz açılmışken eğitim sürecinizi bir anlatır mısın hocam? Nerelerde okudunuz? Nerede doktorayı aldınız? Çünkü onlar da çok önemli. Hani en azından seyircilerimiz de bilsinler. Eğitim sürecim şöyle. Ben esas itibariyle ilkokulu Büyükada Marif İlkokulu'nda okudum. Ondan sonra Robert Kolej'de liseyi bitirdikten sonra, o sırada Robert, daha sonra Boğaziçi'ne evrilen okuldan lisansımı aldım. Ondan sonra da Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde doktoramı aldım. Evet. Ondan sonra da Türkiye'nin önde gelen hemen hemen tüm üniversitelerinde çalışmışlığım vardır. Ve onların hepsinin de gayretlerini bilirim. Hangi iyi niyetlerle kurulduğunu bilirim. Hangi büyük hocaların gençleri etrafına toplayıp bilime doğru teşvik ettiğini bilirim. Ama burada artık bu ortam kalkmış durumdadır. Ama Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Burada Türkiye'deki bütün kuruluşları bahsediyorum. Belki bilmediğim Sabancı veya Bilkent öyle değil mi? Onu bilemem. Ama bunun dışında Koç dahil bunun böyle olmadığını biliyorum. En azından orada çalıştığım sürede öğrencileri neye teşvik ettiklerini çok iyi biliyorum. Demin söylediğiniz gibi para kazanmaya mı? Yani o bakımdan mı? Oraya yönelilebilecek yerlere. Mesela sen fizikten lisansını al, ondan sonra gel bilmem işletmede veya pazarlamada master'ını yap. Şeklinde. Yani Koç'ta bu cereyan vardı. Ve oraya aldıkları bir takım burslu fizik öğrencileri de daha sonra oranın kapısını çaldılar. Evet, peki efendim şimdi birazcık da bu yönetim bilişim sistemleri, ki bu 2000'lerin başında falan çok modaydı. Yani hakikaten işte Management Information Sistemleri, evet, diye, MIS diye artık her 3 cümleden birinde duyardık. Sonra birdenbire o kadar duymaz olduk.
bu bazen iyi bir şeye denk geliyor. Yani önce spekülasyonu çok yapılır, sonra da uygulaması yapılır. Uygulaması yapılırken o kadar spekülasyonu yapılmaz. Acaba böyle mi oldu? Artık bunlar uygulanıyor ve bundan biz fayda sağlıyoruz. Onun için fazla mı konuşmuyoruz bunu? Yoksa durum nedir? Şimdi bakın, bir dal yeni keşfedildiğinde tabii ki daha çok bir ihtiyaca cevap verir. Bu yaratım bilişim ihtiyaçtan doğdu. Bakın mühendisler genellikle ne yaparsınız? Mesela evinizin su veya elektrik tesisatı bozulursa veyahut da bir büyük kampüs yapıyorsunuz. Çağırırsınız inşaat mühendisini, çağırırsınız elektrik mühendisini. O bir proje yapar. O projeyi uygular. Ondan sonra sizi de eğitir. Ondan sonra da o tesisat şey yapar. Ve o tesisat ne bileyim 20 yıl filan demoda olmaz. 30 yıl demoda olmaz. Yani bir su tesisatı bilemediniz arızalı ufak tefek birkaç parçası değiştirirsiniz. Tabii. Şimdi bilgisayarda öyle bir durum yok. Bir kere donanımda müthiş bir gelişme var. Ve ardından yeni yönetim bilişim şey gelecek. Bu kuantum bilgisayarlarının gelmesiyle orada resmen fizik dersleri hatta kuantum mekanik dersleri aynı zamanda lineer cebir dersleri, aynı zamanda olasılık dersleri, ondan sonra sonlu matematik dersleri, fizikten çok da matematik dersleri sayıyorum dikkat ederseniz, bunların hepsi devreye girecek. Yani şu anda bizim esas itibariyle yapa geldiğimiz şey ve öğrenciler de iş bulduğu için aşağı yukarı sadece yeniliklere yönelik bazı yeni dersleri koyuyoruz biz. Mesela ne bileyim geçen sene şeylerin nesnelerin interneti diye evet, çok gelişiyor diye bunu koyduk ve bu dersi de hocamız çok isabetli bir şekilde sektörden insanlar çağırarak yürütüyor. Belki öğrencilere biraz dikkat sağlıyor ama hiç ziyanı yok. Zamanı gelince o bilgi sakla zamanı gelir zamanı olur. Ve öğrencileri de bu tip eğitim. Mesela bir programlama dilinde bunu ben yapamam. Ama yeni programlama dili moda olunca mesela Python gibi onun da dersini koyarım. Evet. Yani bu böyle. Ama yarın öbür gün kuantum bilgisayarları çıkınca dolayısıyla artık siz bilgisayardan çıkan bir rakamı değil bu olasılıkla bu gibi neticeler almaya başlayınca o zaman bunları okuyabilecek insana ihtiyacı var. Tam da finansal piyasaların davranışı olmayacak mı? Değil mi? Evet. Yani. Nasıl? Dolayısıyla onun için bu kuantum bilgisayarları şu anda Amerika'da da tabii bazı yerler buna yatırım yapıyorlar. Bazı düşünce tankları. Tabii Trump buna baltayı vurmazsa. Peki gelecekte... Ama Çin, Rusya ve belki Fransa gibi mesela yönetim bilişimde Fransa'dan çıktı bu ihtiyaçla. Çünkü bilgisayarda siz mühendisleri çağırsanız ve yeni sistem geliştirseniz müşteriler beklemediler. Evet. Ya bundan doğdu ihtiyaç. Anladım. Peki şöyle soracak olursak yani burada okuyacak olan öğrencilere sizin bu bölümünüzde yani yönetim bilişim sistemlerini niye seçsinler ve gelecekte kendilerini bu konuda nasıl geliştirsinler? Şimdi şöyle diyeyim açıkçası biraz önce geldiğim yere ailelerin öğrencileri yönlendirdiği yer iyi. Para kazanacağın bir yere gitmektir. Şimdi aslında üniversitenin yapması gereken bu değildir. Üniversitenin yapması gereken, yani tabii birkaç bölümü bundan variste tutuyorum. Örneğin eğitim fakültesini, harp okulunu, bilmem ilahiyat fakültesini bunun dışında tutuyorum. Ama bunun dışındaki bölümler insana bilgiye ulaşmayı ve öğrenmeyi öğretmeli. Yani biz bunları işte yapmaya servis bazı servis dersleriyle yapmaya çalışıyoruz. Örneğin humanities dersimiz var. Ama esas itibariyle insanlar bunları öğrenmeleri lazım. İşte onu nasıl öğrenirler? İşte bitirme ödevi ne? Öğrenci geliyor. Efendim ben aman sayısal bir şey yapayım, sözel bir şey. Bu öğrencileri bu yörüngeden çıkarma nasıl yapılır? Tabii bu öğrencilere haydi
hocalar ben böyle proje bunlara vermeyeyim. Siz bunları, bunlara efi vereyim bir daha alsınlar. 5 sene 6 sene. Yani bunu da yapamazsınız. Yani bu ortamda böyle olunca maalesef bu şekilde üniversiteler diplomaya yönelik ve bir de kolay mezuniyete yönelik bir duruma geliyorlar. Şimdi yönetim bilişim bölümleri ve ondan biraz sonra da işletme bölümleri de buna girecek mecburen, çünkü bu bulanık mantıklar, yapay zekalar filan devreye girince artık o eşit ağırlıklı Türkçe sosyal puanlarla değil de resmen fen matematik puanı öğrenci zaten şeyde de öyle değil midir? Çok ilginç bir değişim yani olacak o zaman orada. Bir müddet sonra bunun ihtiyacı olacak. Veyahut da işte burada biz uygulamaya başladık. İşte şeyde bakın Python dersi koyduk, matematik dersi koyduk filan, hazırlık gibi dersler koyduk. Biz o eksiği bu üniversite bu yıl kapatmak için bir şeyler yapmaya başladı. Bravo. Öyle şey oldu ki yani disiplinler arasındaki ilişkiler de çok karmaşık hale geldi. Yeni iki bölümümüz var şu anda, evet. Uygulamalı bilimlerde. Biri tarım ticareti ve yönetimi ya da işletmeciliği, bir de yazılım geliştirme var. Öyle ki tarımı tamamen yazılım geliştirmeye adapte ettik biz. O Python'lar, Python'lar bütün onları da orada kullanacaklar. Niye derseniz, blockchain'siz artık ya da sertifikasız bir ticaret yapısı düşünülemez. Dolayısıyla orada da modellemeler var. Sadece tarım, hani biz tarlada bitkimizi ektik, aldık verimini, sattık yöresel tüccarlara benzeri değil. Artık uluslararası ticarete taşıyacak mekanizma yaratıyoruz. O da hem fizikten hem yazılımdan hem de artık diğer disiplinlerden yardım alarak olacaktır. Yani bir bakıma çok disiplinler bir yaklaşım olacak. Çok önemli bir şey daha var. Bir de bu işin zaman dilimini düşünün. Evet. Bakın siz aşağı yukarı en verimli çağına 20 yıl sonra gelecek öğrencileri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi 20 yıl öncesini düşünün bakalım şimdi bugünden. Ne olur? 1989'lar, 90'lar filan. Windows var mıydı? 3.11. Çok demode bir şey vardı. Commodore bilgisayarlar vardı. Commodore bilgisayarlar vardı. Cep telefonları, ki bugünkü cep telefonları o Commodore bilgisayarın 100 katı kadar güçlü bilgisayarlar halinde. Onun için yani bu ihtiyaçları da öngörerek disiplinler arası uygulamaya açık. Maalesef öğrencilere bazı şeyleri de öğretmek lazım. Bunun aslında öğretileceği yer lisedir. Mesela diyelim ki şimdi şey deniliyor, serbest seçimlikleri arttıralım. Tabii serbest seçimlikleri arttırırken yani niyet herhalde bunu sürelim ki ben de yani herhalde o niyetle hareket etmeye çalışacağım. Bu yeni konulara yönelik derslerin kurulması ve öğrencilerin bu dersleri açılmasını sağlayacak çoğunlukla alması. Hayır olmuyor. Nerede en kolay not alırım? Nerede bu devam yoklamaları yapılmıyor? Yani o kriterle ders alıyor herhalde. Onları da finansal piyasaları gibi baskılayabiliriz hocam. Yani hani şu ders alınacak, bunlar alınmazsa böyle olacak gibi. İkinci türevlerini de alırız yani. Ya, onun şu anda mevcut yapıda ben pek imkanını göremiyorum. Kayıt günlerinde yani bana olan başvuruları. Evet. Biraz da üniversitelerin bürokratik problemlerini konuşmuş yok, olduk. Yok, bürokratik problem değil bu. Bu doğrudan doğruya sizin bir takım öğrencileri alıp onları 18 yılda, 18 demesem bile en azından 10 yıldır şey oldukları, duçar olmak zorunda kaldıkları sakat eğitimi düzeltmeye çalışacaksınız. Şimdi üniversite budur, değildir. Yani dinamik bazda değişime ayak uydurma ya da işte burada olması gereken şey Amerika bunun çaresini buldu. Üniversiteler önce Junior College ve oradan üniversite. Onun da modeli var aslında. İyi kötü buraya adapte edilebilir. Yani kimse Junior College'de bu eksiklikleri rektifiye etmeden veyahut da kendini öğrenmeden, kendini tanımadan üniversiteye gitmemeli. Ne yapılıyor orada? Mesela 3 sene okunuyor, sonra 3 sene daha mı okunuyor? Galiba 2 sene okunuyor. Evet. Temel bilgiler veriliyor. Lisede
Zaten Amerikan liselerinde de çok sayıda elektif olduğu için bu durum hasıl oldu. Evet. Yani onu düzeltmeye çalışıyorlar. Mesela kolay kolay F vermiyorlar mesela junior kolejlerde. Yani öğrenciyi kazanmaya çalışıyorlar. Ve ondan sonra bunu üniversitenin. Yahut mesela diyelim ki burada siz, fizikten bir örnek vermeyeyim de, ekonomi 101. İlk midterm'i yapın. İlk midterm'i yaptıktan sonra başarısız olduğuna inandığınız öğrencilerle konuşur ve ben size bu dönem bir remedial dersi çevireyim bunu size. Önce onu alın, bundan sonra gelecek dönem bu bilgiyle bunu bir daha alın. Amerika'da böyle şeyler yapıyorlar. Ki bugün yaptık sınavı. Yani bu çekimden önce. Ondan sonra konuşalım hocam, yani dediğiniz gibi. Güzel. Benim sormak istediğim çok soru var ama tabii sürenin de bir sınırı var. Bunu YouTube'da izleyecek olan belki bölerek yayınlayacağız ama onların da bir şeyi var, sınırı var. Bugünlük hazmedebileceklerinden fazlasını verdik. Benim ben için matematikten kaçmaya çalıştım ama çok güzel bir sohbetti. Güzel çok bir güzel sohbetti. Bir sohbetti ve değişik bir sohbet oldu. Çok güzel. Hakikaten inşallah tekrarını da yaparız bunun. Belki o zaman daha ayrıntılı ve daha işte fiziğin de matematiğin de ekonominin de daha derinlerine gireriz. Ama sayın seyirciler, belki yaşınız bizlerin yaşına yakın. Belki yaşınız genç, daha hayatınızda nereye gideceğinize karar vermek istiyorsunuz. Şimdi Türkiye'de hakikaten kendi dalındaki en başarılı isimlerden biri ve bunu mihnetle çalışarak yapmış bir isim ile Avadis Hacımlıyan'la konuştuk. Fizik konusunu konuştuk, ekonomiyi konuştuk, öğretim konusunu konuştuk. Eğitim değil ama hayata nasıl bakmak gerektiğini konuştuk aslında. Hayat nedir konuştuk adını koymadan. Bunlardan da zannediyorum bir epeyce alınacak ders, yürünecek yol kaldı. Bizden burada keselim. Sonra devam etmek ümidiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Çünkü şu anda hayatınızın iki önemli kararından birini verme arifesindesiniz. Genç arkadaşlarımız için özellikle. Yani onlar için söyledim. Yani bunu seyredecek. Tabii. Evet. Veysel Hocam, sizin söylemek istediğiniz... Ben de çok güzel bir program oldu. Yani belki de son dönemin iki disiplini buluşturan bir program oldu. Umarım bu arifede, yani bu karar aşamasında öğrencilerimize faydalı olur. Belki de değiştirmek istedikleri yönlerini, ona göre bir bakıma törpülemek istedikleri yönlerini ona göre şekillendirirler. Umarım faydalı olur kararlarında diye düşünüyorum.